Merhaba değerli dostlar. Bugün Aydın Didim Akbük Mahallesi'ndeyiz. 250 metrekare arsaya sahip tam müstakil 3 oda, 1 salon, açık mutfak, 3 WC, 2 banyodan oluşan güzel bir villa gezeceğiz. Burası site değil değerli arkadaşlar. Toplamında 10 adet bağımsız villalar var tam müstakil. Her birinin kendine özel otoparkı ve kendine özel yüzme havuzu var. Sinan kardeşimin eline sağlık, dış cephesini gösteriyor. Bahçeli dübleks diyelim değerli dostlar. Ön tarafta da gördüğünüz üzere güzel bir yüzme havuzumuz var. İskanlı, kat mülkiyetli, deprem yönetmenliğine uygun, doğayla iç içe, aynı zamanda deniz manzarası da harika bir şekilde duruyor. Tabii bölgenin uygun fiyatları diyebiliriz. Şu anda tanıtımını yapacağımız villanın fiyatı değerli dostlar 7 milyon Türk lirası. Yani bu güzel villaya sahip olabilmemiz için 7 milyon Türk lirası fiyatımız. Gördüğünüz üzere Sinan kardeşim havuz alanını gösteriyor. Her birinin kendine özel otoparkı var. Sesisi yalıtımlı, deprem yönetmenliğine uygun. Gördüğünüz üzere burada da ufak da bir bahçe alanımız var. Hemen giriş kısmına geçelim. Tabii dış cephesi montalama sistemi yapılmış. Alt kısımlarda seramik kaplaması yapılmış. Ana yol hemen şurada. Sinan kardeşim göstersin. Buradan araçla geldiğinizde, hemen karşı yoldan geldiğinizde 1, 2, 3 öyle sıralı 5 bu taraftan 5 de öbür taraftan toplamda 10 adet var. Tabii son 4 tane villamız değerli arkadaşlar. Son 4 tane satılık villamız var. Fiyatlar değişken 7 milyonla 7 milyon 500 bin TL arasında fiyatları değişiyor. Yoldan geldiğinizde otopark alanımız burası. Ön tarafta da havuzu göstermiştik. Şimdi Sinan'la beraber biz içeriye gitmeden önce hemen aklıma geldi. Şurada gördüğünüz üzere bir kiler alanımız var. Yani merdiven altında kazma, kürek, çapanızı koyabileceğiniz bir alan değerli arkadaşlar. Ön tarafta da güzel bir alanımız var. Şimdi çelik kapıdan içeri giriyoruz. Çelik kapıdan içeri girdiğimizde çok güzel bir salon alanımız var değerli arkadaşlar. Kısmen ayrı mutfak, yani salon kısmını şu anda Sinan size gösteriyor. 60'a 120 porselen seramik döşemesi var. Çelik kapımızı kapattığımızda gördüğünüz üzere inanılmaz güzel geniş bir salon alanına sahip. Kristal spot lambalarımız var. Renkleri çok güzel seçmişler. Havuz alanına çıkış için boydan boya sürgülü kapılar verilmiş. Buradan havuz alanına çıkışımız söz konusu. Tabii yan tarafta da alanımız var. Tam bağımsız, tam müstakil bir villadan bahsediyoruz değerli arkadaşlar. Sinan'a teşekkür ederim. Gerçekten çekimi çok güzel. Mümkün olduğu kadar her tarafını, her detayını sizlere göstermek istiyoruz. Televizyon ünitesi için burayı düşünmüşler. Kalorifer tesisatları döşenmiş, çıkışları dışarı verilmiş. Tamamen hazır. Lake malzemeden mutfak dolabımız yapılmış. Böyle gömme kısımda gördüğünüz üzere çimson tezgahımız söz konusu. Buzdolabı yeri, fırın, mikrodalga, bulaşık makinesi, set üstü ocak ve dablumbaz yerimiz bu şekilde. Burada da beyaz granit evyemiz söz konusu. Sürgülü pencere verilmiş gördüğünüz üzere. Gayet kaliteli bir şekilde dizayn edilmiş. Salonumuz bu şekilde. Tabii merdiven altında ne yapmış hemen onu da gösterelim. Dediğim gibi 2 banyo, 3 WC'den oluşuyor. Burada da hem çift açılımlı vastas pencere, hem tuvalet alanı, hem Hilton dolabımız mevcut değerli arkadaşlar. Şimdi üst kata doğru çıkacağız. Tabii burada videonun içerisinde söyledim, bilmiyorum. Dört cephesinde kamera güvenlik sistemlerimiz hazır. Montalama sistemi yapılmış. İnanılmaz güzel merdiven alanımız var. İki katlı dübleksten bahsediyoruz. Merdivenden yukarı çıkacağız. Alüminyum korkuluklarımız var. Gördüğünüz üzere merdiven kovanı aydınlatmak için pencerelerimiz söz konusu. Bütün kapı ve pencerelerimizde panjur sistemleri mevcut, sineklik sistemleri mevcut. Üst kata çıktığımızda güzel bir koridor alanımız var. Sinan kardeşim şöyle göstersin. Hemen sol tarafında bir genel banyomuz var. Onu görmek istiyoruz. Genel banyoya geldiğimizde 120'ye 120, tabii siyah tempur camla duşakabinimiz söz konusu. Tuvalet alanımız burada. Çift açılımlı vastas pencere. Asma tavanımız söz konusu banyoda. Çok da güzel şık bir Hilton dolabı. Tabii aynamız mevcut. Aynanın arkasında da gördüğünüz üzere etajer yerlerimiz hazır. Ne yapıyoruz? Hemen birinci yatak odasına giriyoruz. Birinci yatak odamız ebeveyn banyolu değerli arkadaşlar. Kapıyı açtığımızda bir koridor gibi bir alanımız var. Sinan'ı içeri davet ediyorum. Kapılar birbirine çok yakın değerli arkadaşlar. Hemen ebeveyn banyoyu gösterelim. Sinan şöyle ebeveyn banyoyu gösterebilir misin? Tek kanatlı bir duşakabin yerimiz var. Camda siyah tempur cam, tuvalet alanı, çift açılım vastas penceresi. Oldukça kullanışlı bir banyo. Tabii odanın içerisine geldiğimizde yerlerimiz laminat parke, süpürgelikleri antresit griden kullanılmış, yatak başları vavyen şeklinde. Hemen benim bulunduğum yere Sinan kardeşim gelirse
deniz manzarası da yatak odasının içerisinde net bir şekilde gözüküyor. Gördüğünüz üzere bütün kapı pencerelerimizde panjur sistemlerimiz söz konusu değerli arkadaşlar. Şu anda da balkona çıkış için panjuru açmaya çalışıyorum. Deniz manzarasını Sinan kardeşim gösterdi. Bütün klima altyapısı duvarların içerisinde yapılmış. Hazır bir şekilde televizyon sistemleri de gördüğünüz üzere hazırlanmış. Tabii birinci odamız bu şekilde. Tekrar çıkıp ikinci yatak odasına doğru geçeceğiz değerli arkadaşlar. İkinci yatak odasının içerisine geldiğimizde İtalyan cam, yani dışarıdan içeri görmüyorsunuz, içeriden dışarıyı net bir şekilde görebiliyorsunuz. Gördüğünüz üzere burada da tavan yüksekliği oldukça güzel, yatak başları şu şekilde. Burada da bir gömme dolap yaptırabilirsiniz. Televizyon sistemleri burada da hazır bir hale almış. Aydın Didim Akbük Mahallesi'ndeyiz. Denize yakın bir mesafedeyiz değerli arkadaşlar. Şimdi üçüncü yatak odamıza doğru gidiyoruz. Üçüncü yatak odasının içerisinde odaların ölçüleri oldukça geniş, oldukça ferah. Yine burada da İtalyan cam kullanılmış değerli arkadaşlar. Tavanlarda yine kristal spot lambalarımız söz konusu. Tabii bu odanın içinde de balkona çıkışımız söz konusu. Oldukça kullanışlı bir balkona sahip değerli arkadaşlar. Balkonun içerisinde de deniz manzarası, doğa manzarası gerçekten güzel bir şekilde gözüküyor. Sinan, sana zahmet, şöyle binanın üstünde de denizi gösterebiliyor musun? Bilmiyorum. Akbük Körfezi'ni ben şu anda çıplak gözden görebiliyorum. Değerli dostlar, bugün Aydın Didim Akbük Mahallesi'ndeyiz. Bugün sizler için 250 metrekare arsaya sahip 3 oda, 1 salon, kısmen ayrı mutfak, ebeveyn banyolu, otoparklı, özel yüzme havuzlu, tam müstakil, tam bağımsız bir villa sunumu için geldik. Bugün tanıtımını yaptığımız villanın fiyatını tekrarlamak istiyorum değerli dostlar. Bu güzel villamızın fiyatı 7 milyon Türk lirası değerli arkadaşlar. 7 milyon Türk lirasına bu güzel villaya sahip olabilirsiniz. Miraç Emlak'ı takip edin, abone olmayı unutmayın. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın.